Merhaba değerli arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün çok güzel tesbihlerim var. Onları size anlatmaya çalışacağım. Tabii şu ilk tesbihimizde başlayacağız. Şimdi arkadaşlar bu tesbihimiz eski bir malzememizden yapılmaydı, krem malzemeydi. İç tarafı krem, dışı zamanla kızaracak. Ee, öncelikle şu tonlara gelecek bir tesbihimizde İçi böyle açık krem tonunda çıkan bir malzememiz de arkadaşlar e, malzememiz aynen bu e, yanlış bir şey anlaşılmasın malzememiz bu arkadaşlar iç rengi kesildiğinde bu çıkıyordu bu yine küçük parçalardan e, büyük boy tesbih yaptıklarımızdan kalan parçalardan yaptığımız bir tesbih şimdi bu tesbihimizi şöyle size daha yakından da gösteriyorum bu tesbihimizin ölçüsüne bakacağız hemen ve ee, malzemenin güzelliğini hepiniz biliyorsunuz Bunun hakkında hepiniz bilgiye sahipsiniz arkadaşlar 6.5'a 11 olmuş 6.5'a 11 ölçülerinde çıkmış Çünkü bu tarz malzemeleri doğrudan bir ölçüye göre yapmıyoruz Kurtaran boyu yapıyoruz bunu hepiniz biliyorsunuz Kurtaran boyu yapıyoruz ki en iyi şekilde malzemeden istifade edelim Öyle değil mi? Harika Şimdi bu rengin kırmızıya döneceğini düşünün arkadaşlar. <laughs> gerçekten güzel. İnsanı heyecanlandırıyor. Evet. E, bu arada malzemenin e, kalitesi açısından şöyle e, yani çok detaylı bir şey söylemeye gerek yok. Malzeme kendini ispatlamış. Siz malzemeyi biliyorsunuz. E, bu malzeme olarak çünkü malzemeler arasında da farklılıklar oluyor. Bu malzeme gerçekten e, yapı itibariyle çok çabuk sertleşen ve böyle e, elinizde sanki 100 yıllık malzeme çekiyormuşsunuz hissi veren bir tesbih olduğunu bilin arkadaşlar. Şimdi ben bunu hemen bu kenara koyayım. Bunlar usta işçilikli e, el emeği, göz nuru ürünler arkadaşlar. Malzemesini de şuraya koyayım. Hemen sırayla ne gelirse onu tanıtacağım. O şimdi bakın şurada da çok güzel bir malzemem var yine. Bu malzememizde aslında iki tane tesbih var farklı boylarda farklı kesimlerde farklı ölçülerde bunların hemen ölçülerini ben size söyleyeyim gerçekten malzemesi çok iyi malzemesi S70 malzemeydi arkadaşlar böyle buğulu zar rengi arkadaşlar tespihimizi hemen önce birini tanıtalım sonra diğerine geçelim arkadaşlar şimdi bu tespihimiz yine dikkatinizi çekmiştir. Kısa tok imame, kalın delik, her zamanki klasik işçiliğimiz ve çok tutulan işçiliğimiz. Böylece tesbihimiz daha dayanıklı, daha uzun ömürlü ve çıtır çıtır ses getiren bir malzeme oluyor. Ona 12 ölçülerinde fıçı kesim bir tesbih arkadaşlar. Ona 12 ölçülerinde fıçı kesim, e, buğulu zar renginde arkadaşlar. Yemen zarı da diyorlar buna. Buğulu zar renginde çok güzel bir tespih. Malzeme çok daha yeni yapıldı. Yeni yapılmasına rağmen sesi çok iyi bilginiz olsun arkadaşlar. S55 arkadaşlar. Ben nereden S70 dedim. Özür dilerim. Çok özür dilerim arkadaşlar. Malzeme S55. S55. S70 nereden geldi? Şurada S70 var da sırada arkadaşlar. Özür dilerim. S55 malzememiz bunlar. S70 biraz koyu. Onu göstereceğim şimdi birazdan. Hatta şöyle kenardan bir göstereyim. Bakın S70 bu. Arkadaşlar çok özür dilerim karıştırdım. Bu S55 malzememiz. Şimdi bu S55 malzememizi böyle koyduk. Şimdi e, şurada da çok güzel bir kesimi olan değişik bir ölçü e, arkadaşlar. Bu e, 11'e 12 ölçülerinde e, S55 malzeme. E, bu malzemenin e, kesimi hem dar ağızlı olması hem böyle tok ve dar olması e, farklı bir görsel oluşturmuş durumda. E, gerçekten güzel duruyor. Benim hoşuma gitti. Kısa tok imame, dayanıklı imame, kalın delik. Yine çekimi harika. Harika. Çok güzel. Şimdi bunun 11'e 12 ölçülerinde olduğunu söylemiştik. Şöyle kesim şekline biraz daha yakından bakabiliriz arkadaşlar. Evet. Çok belli olmuyor. Çok belli olmuyor. Biraz ışık geçirdiği için arkadaşlar böyle tam pastel olsa tam e, böyle kesim şeklini çok daha iyi göreceğiz. Ama güzel şık bir kesim şekli var arkadaşlar. Elde tok duruyor. Ve e, çekimi de gerçekten güzel. Bunu da S55 malzememizde koyduk. E, i̇kincisini tarif ettik. Şimdi üçüncü sırada yine aynı tonda ama S55 değil arkadaşlar. Malzeme rengi sadece e, çok yakın. Fakat bu malzeme e, şöyle söyleyebilirim size. S71 malzemeydi bu. S71 malzemeden kalan parçayı da böyle maskot yaptık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17'li. Ölçülere bakacağız. 9'a 13. 9'a 13 ölçülerinde e, fıçı kesim arkadaşlar. 9'a 13 e, kalın delik, dayanıklı imame, gümüş süsleme arkadaşlar burası. Gerçekten böyle günlük çekim, çekim için bile takmak için ideal olabilecek bir tesbih 17'lik. Gayet güzel. Ama bu malzeme tonlar aynı olmasına rağmen S71 malzeme bilginiz olsun. Şimdi Bugün tesbihe doyuracağım sizi. Biraz daha tespihlerim var. Öyle hemen 4-5 taneyle bitirmeyeceğim. Şimdi yine bir tane küsen tarzı tespihimiz var. Yapısı böyle fazla cile almadı ama böyle biraz çekildikçe parlıyor. Böyle kendini gösteri Çekildikçe coşacak arkadaşlar. Gümüş İslam imami ve süslemeler yapıldı. Yani haliyle sahibi öyle istedi arkadaşlar. Şu anda malzeme... Dokunuyorum, böyle biraz çekimi sıkıntılı gibi ele geliyor, cilas milası üstünde daha. Ama bazen malzemelerin yapısı da öyle oluyor. Bu tür malzemeleri biliyoruz. Biraz yapısı yumuşak gibi ama birkaç güne çıtır çıtır olacak, kendini toparlayacak, çok güzel olacak. Bu malzeme de yine beyaz küsel malzemelerimizden arkadaşlar. Şurada bir kalıp var, küçük parçasını şöyle göstereyim, bakın. iç tarafı nasıl renk almış, bakın. Bir de tespiye bakın. <laughs> ne kadar farklı arkadaşlar. Yani e, sanki e, bununla alakası yokmuş gibi bir yapısı var ama birebir bu malzeme arkadaşlar. E, yani belki bazı insanlar şey yapabilir. Ya bununla bunun ne alakası var diyebilir yani. Ama aynı malzeme arkadaşlar. Şunun mesela şöyle daha yaklaştıralım. E, biraz renginin koyulaşıp damarların belirginleştiğini düşünebiliyor musunuz? Gerçekten çok iyi olacak. Ee, çok iyi olacak. Ama şu an malzeme e, açık söyleyeyim sahibine de söyledik. Biraz ele geliyor. Birkaç gün sabredeceksiniz dedik. Birkaç gün sonra malzeme kendine gelecek. Hatta ben şöyle bir 10 dakika oynayınca bile değişmeye başladı. Bilginiz olsun. Bu tespihinizi arkadaşlar özellikle küsen tarzlarını e, bebe yağıyla besleyebilirsiniz. Ama direkt bebe yağını tespihlerinize sürmeyin. E, elinize sürün ya da bir beze sürün Ondan sonra tesbihinize sürün öyle daha rahat edeceksiniz bunun ölçülerini de söyleyeyim size arkadaşlar yumurta kesim yapıldı Evet 7'ye 11 Beyzi kesim arkadaşlar yumurta demişim özür dilerim 7'ye 11 Beyzi kesim gayet güzel bir tespih şu anda bembeyaz ama Şimdi çeken bu tesbihi çekecek abimiz bunları resimlemesi gerekiyor. İlk halini, renk aldığı hallerini böyle geçişlerini yavaş yavaş görmesi gerekiyor. O zaman tesbih farklı bir anlam kazanacak. İnce delikli bir tesbihimiz arkadaşlar. İnce delikli bir tesbihimiz. Şimdi bunu da koyduk böyle. Şimdi bitmedi arkadaşlar bitmedi. Ee, yine <laughs> böyle e, güzel mi güzel yeşil tonunda bir tespihim var. Hemen şunun altına ışık da vurabilirim. Böyle e, iç rengini görün diye. Çok güzel bir rengi var arkadaşlar. İ, i̇ç üst rengi e, ve iç rengi. İkisi de ayrı ayrı bir güzelliği var. Böyle bir siyah havası veriyor. E, i̇çine vurduğunuzda böyle bir zümrüt yeşili havası veriyor. Gerçekten çok güzel bir tespihimiz. Tespihimiz maskot boy yapıldı. Yani polşak dediğimiz maskot boylar yapıldı. 11'e 14 ölçülerinde kaçlıymış? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 21'li yapıldı arkadaşlar. Ee, kısa tok imame yine e, sistemi de böyle arkadaşlar. 21'li yapıldı. Ee, bunlar hep çoğu sahipli. Sahipleri hayırlı olsun arkadaşlar. Şimdi bunun da e, S36 malzemeden yapıldığını söyledik. Yine kalın delikli yine fıçı kesim. Gerçekten malzeme sertliği de çok iyiymiş Arkadaşlar ee, kullanıcısına hayırlı olsun bakın söylemedik kullanıcısına hayırlı olsun kullanıcısına hayırlı olsun kullanıcısına hayırlı olsun Bunlar benim şimdi Arkadaşlar e, bir tane daha göstereceğim ve bu da sırasıyla geldi e, 6'ya 9 ölçülerinde s85 malzemeden yapıldı S bakıyorum kontrol ediyorum Evet s85 malzemeden yapıldı böyle biraz bordomsu bir havası var. Bordomsu bir rengi var. Şöyle üstten fırsak ha şöyle bir rengi var arkadaşlar esasen. Bakın e, görebiliyorsunuz şu anda. E, 6'ya 9 dar ağzı fıçı yapıldı. Gerçekten e, farklı bir yer. şu günlük çekim için yani küçük boy sevenler için ideal bir boy oldu. Bu tabii ki böyle kızaracak, 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 güzelcek. Bakalım iç rengi var mı? İç rengi lila arkadaşlar. Oo. Çok güzel gözüktü küçük. Büyüklerde gözükmüyor böyle biliyor musunuz arkadaşlar? İnce boy olduğunda küçük boy olduğunda daha fazla ışık geçiriyor. Gerçekten şu anda çok güzelmiş. Çok hoşuma gitti. S85 malzememiz arkadaşlar. Çok iyi. <laughs> çok güzel. Çok güzel. Sahibine hayırlı olsun. Bunu da böyle koyalım. Ee, kalın delik çalışıldı bu arada. Kalın delik tok imame. Bir tane daha var, bir tane daha var, bir tane daha var. Şimdi bu da e, yine koyu bir malzememiz ama görüntü tamamen siyah. Bakın şöyle de vurduğumuzda görüntü siyah. Esasen iç rengi turkuaz tonundaydı arkadaşlar. Bunun bakın turkuaz tonundaydı. Bayağı koyu bir malzeme. Küçük olmasına da rağmen koyu. Bu e, 6'ya 11 ölçülerinde bir tespihimiz kapsül kesim arkadaşlar. Bakın şöyle malzememizin iç rengine bakıyoruz ama biraz sanki ateşi yani şeylerden turkuaz gözüküyor ama. Evet turkuazmış arkadaşlar. Ateşi mi acaba dedim. Hayır turkuaz. Turkuaz görünüyor. Büyük boylarında ateşi gibi gözüküyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu da 6'ya 11 ölçülerinde ne derler ona? Kapsül kesim, kalın delik, kısa tok imame, dayanıklı bir tesbihimiz arkadaşlar. Bu da yine günlük çekimi süsleyecek. Günlük çekiminde elinizi şenlendirecek bir tesbih. Ee, bitmedi. Bitmedi arkadaşlar. Bugün bayağı tesbihimiz var. Bugün tesbihe doyuracağım sizi merak etmeyin. Şimdi bir tane daha D25'ten yapılma tesbihim var. Ee, D25'im bitti bu arada söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, yapın yapın dedim yaptıranlar yaptırdı. Yaptırmayanlar geçmiş şey olsun arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Başka güzel malzemeleri takip etmeye devam edin. D25 malzememiz de burada. Ee, arkadaşlar şöyle düz ağızlı yumurta yapıldı. Ölçüsüne bakalım. 8'e 11 8'e 11 ölçülerinde düz ağızlı yumurta D25 malzememizden efsane yine olacak. Efsane olacak malzemelerimizden. D25 malzeme son sahnelerde son anlarını yaşıyor arkadaşlar son tesbihleri ee, belki ya bir tane çıkacak ya iki tane onlarda da sipariş var ee, yeter mi yetmez mi tabi onu da bilmiyorum açıkçası yettiği kadar yapacağız. Şimdi yine aynı e, kategoride e, fakat ustası başka. Biraz daha hassas bir işçilik var elimde şimdi. Bu da D25 arkadaşlar. Biraz daha bundan hassas çalışıldı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onlarda da biliyorsunuz ufak tefek işçilik e, fiyat farkı oluşmakta. Bu taneler daha hassas. Şöyle bir gösterelim. E, yumurta kesimi arkadaşlar. Evet 9'a. 13, 9'a 13 yumurta kesimi arkadaşlar. Sahibine yine hayırlı olsun, sahibine hayırlı olsun, sahibine hayırlı olsun, sahibine hayırlı olsun, sahibine hayırlı olsun. Diğerlerini de herhalde söylemiştik arkadaşlar, bilginiz olsun. Ee, ince delik, uzun narin imame. Ee, bu imameyi çeken arkadaşlar bunları koruması gerekiyor. Çünkü uzun imamenin sıkıntıları gerçekten fazla kırılabiliyor, çatlayabiliyor, patlayabiliyor. Ona Dikkat etsinler lütfen. Kimseyi reddetmiyoruz, kimseyi reddetmiyoruz. Herkesin sevdiği şekilde yapıyoruz bilginiz olsun arkadaşlar. Siz nasıl seviyorsanız öyle yapıyoruz tesbihinizi. Gayet güzel, gerçekten güzel. Şıkır şıkır. Şimdi bunun yanında yine aynı abimize ait bir tane küsen tarzı tesbihimiz vardı böyle. Hani hatırlıyor musunuz proje malzemelerden biriydi e, malzemeler çatlamıştı biz onları ayırdık bunları bir önce tespih yapmamız lazım demiştik çok renk almıştı bakın o da bu tarz malzemeydi arkadaşlar küsen aynı bu malzeme yine böyle damar alacak bakın üstleri e, görüyor musunuz renk almaya başlıyor böyle koyulaşacak gerçekten güzel bir tona gelecek olan bir malzeme. Yine sahibine hayırlı olsun. Bu da kendi alanındaki malzemenin son parçalarından bir taneydi. Tabi patinli olarak, patinsiz olarak bir tane daha var. Onu da şimdi peşinden tanıtacağım. Bu da patinli olarak son parçasıydı arkadaşlar. Bunun da ee, şöyle ölçüsünü bakıyorum. Bu da evet e, yine 9'a 13 yumurta kesim, e, ince delik, güzel mi güzel, narin mi narin bir tesbihimiz gerçekten böyle. E, bu tesbihimiz artık efsane oldu arkadaşlar. Şimdi arayan telefonumuzu kusura bakmasınlar kapatıyoruz arkadaşlar. Evet yazıcı şok'a girdi arkadaşlar yazıcı. <laughs> Evet kapattık ama bu defa şey faks mı çalışıyor ne yapıyor. Şimdi ee, evet arkadaşlar tespihimiz böyle güzel mi güzel, narin mi narin, ee, çok şık duruyor. E, sahibine hayırlı olsun, iyi günlerde kullansın. Gerçekten malzemesi çok güzel bir tespih. E, süslemesiyle de kendini göstermiştir. Şimdi böyle biraz içiyoruz, bitmedi, bitmedi arkadaşlar, bitmedi. Bugün sizi tespihe doyuracağım dedim ya, bugün doyuracağım sizi tespihe dedim. Ee, şimdi e, arkadaşlar bir tane daha var. Bu bize ait, bu sahibi yok arkadaşlar. Bu bakın bunun aynı malzemenin, aynı malzemenin patinsiz kısmı iç tarafı, e, damarlarını şöyle yakından göstereyim. Bakın nasıl damar almakta. Bu damarlar çektikçe coşacak arkadaşlar. Bu tesbihimizde bizim isteyen arkadaşa göndereceğiz. Ee, şöyle ölçüsüne bakıyorum. Ona ona 12 düz ağızlı yumurta arkadaşlar. Ona 12 düz ağızlı yumurta. Bakın e, işte e, bizim kastettiğimiz buydu arkadaşlar. Bakın. Ne kadar fark ediyor sesi. Çok fark ediyor. Çok. Çok fark ediyor. Kalın delik, düz ağızlı Böyle tesbihinizi çatır 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 böyle düşman şatlatırcasına çekebilirsiniz arkadaşlar. Yani gerçekten <laughs> bulunduğunuz yerde bulunduğunuz mekanda muhakkak dikkatleri üzerinize çekecektir e, bu tesbihlerin şahane sesi güzelliği gerçekten herkesi cezbedecektir. Bilginiz olsun. Yine bu da e, kısa tok imame dayanıklı ve ee, uzun vadeli kullanabileceğiniz bir tesbih. Ömürlük arkadaşlar bunlar ömürlük. Şimdi S70 dedik ya yanlışlıkla söyledik. S70'lere geldik. Onları en sona koymuşuz Mersem. Biraz müsaadenizi alacağım. Şimdi S70'ten böyle güzel bir e, tesbihim var. Şimdi bu tespihimizin ölçüsü arkadaşlar 10 10.5'a 14. Ee, S70 malzemeden yapılma. Ee, düz ağızlı yumurta, ee, kalın delik, tok imame, ee, yani tepelikleri falan da tok yapıyoruz arkadaşlar. Gerçekten böyle dayanıklı olsun. Çatır çatır tespihinizi çekin. Şu güzelliğe bakın şimdi. Of, 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 of. Özlemişim be. <laughs> Özlemişim be. Çok yeni yapılmış bu tespih ya. Çok yeni yapılmış. Şimdi e, bazı tespihler böyle ilk yapıldığında bile ele aldığınızda şıkır 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 bülbül gibi ötüyor arkadaşlar. E, yani sizi gerçekten çekim alanına alıyor hemen. Bu tespihimizde dediğimiz gibi 10.5'a 14 ölçülerinde düz ağzı, yumurta, e, efsane olabilecek malzemelerden biri. Bu malzemeler de bitti. Ee, yani S70 kaldı mı artık bilmiyorum. Belki bir bir tane tespih çıkar mı, iki tespih mı onu akşam yoklayacağız. Taleplerden sonra yoklayacağız muhtemelen bitti ama ee, gerçekten e, sesi e, ve renk akik rengine yakın bir rengi var. Ee, geçişleri de güzel. Ee, bazıları tamamen saydam, bazıları biraz yarı saydam gibi. Böyle e, güzel bir yapısı var. Elde de şık duruyor gerçekten arkadaşlar. Boy büyük olmasına rağmen kesiminden dolayı biraz daha böyle elde küçük duruyor. Ne dediğimi anlatmak için hemen öbür tesbihimi göstereyim. Bu tesbih 11-14 e e ölçülerinde fıçı kesim arkadaşlar. Bakın taneler öbüründen ne kadar çok büyük gözüküyor. Aslında esasen sadece yarım milim var ölçünün kendisi arasındaki farkı. Sadece uzunluğu şey eninde yarım milim fark var. Ama bu daha büyük gözüküyor. Uzunluk aynı arkadaşlar. Evet. Uzunluk aynı olmasına rağmen hem uzun gözüküyor hem daha büyük gözüküyor. Şimdi madem öyle bunu koyduk. Son tespihimiz olan 11'e 14 ölçülerinde 17'li e, S70 malzemeden yapılmış bu fıçı kesim tespihimizi e, takdim edelim size. Bunu tanıtalım. Gerçekten güzel bir tespih. Bu tespihin ufak bir farkı var. Bu tespihin delikleri ince arkadaşlar. Bir de ince yapalım dedik. Bakalım belki bazı insanlar der ki ben ince seviyorum, kalın sevmiyorum. ne olabilir, olabilir diye yaptık arkadaşlar, yaptık arkadaşlar. Bakın gerçekten güzel mi güzel bir tespih ortaya çıktı ama ince delik. Tabii bu kalın delik olsa çok daha güzel ses çıkartacak büyütebiliriz. Sorun değil aslında. Yani evet talep olursa büyütebiliriz. Malzememiz varsa yaparız. Yoksa büyütürüz. Ne olacak ki? Evet. Harika. Yine tok ve dayanıklı bir imame. Açık rengi. Çok güzel. Şimdi bugün buna da bir ışık tutalım. Böyle içi bağla rengi. evet tam olarak rengi böyle de diyebiliriz. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kanalımızda kalın arkadaşlar. Tesbih hakkında gerçekten size doğru bilgiler vermeye çalışıyoruz. Buradan öğreneceğiniz bilgilerle iyi ve doğru bir yolda yürüyeceğinize emin olabilirsiniz arkadaşlar. Saygıyla kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.